Şube maliyetini teklif oluşturmayı örnek bir uygulama üzerinden anlatacağım. Örnek uygulamamız merkez ve 4 şubesi için yazılımı ihtiyacı olan bir market olsun. Bu uygulamaya uygun olarak şube maliyeti teklifimizi hazırlayalım. Bunun için işlemler, teklifler, verilen teklifler alanına gelip ekle butonuna basarak teklif vereceğimiz müşteri kartını seçiyoruz. Başlık açıklamasını seçip teklif durumunu ve teklif geçerlilik tarihini ekliyoruz. Daha sonra stok kodu alanına gelip buradaki 3 noktaya basıp merkez için gerekli olan yazılımları ilave ediyoruz. Ek kullanıcımızı da ilave ettikten sonra bu iki satırı klavyedeki kontrol tuşuna basarak seçip sağ tıklayıp seçilenlere grup ata diyoruz. Buradan merkezi seçip teklif grubuna atıyoruz. Teklif grubu adına da merkez İstanbul olduğu için İstanbul yazıp tek satıra yazmamız yeterli. İlk şube için gerekli olan ürünleri ekleme kısmına geçiyoruz. Evet, ilk şubemiz Bursa şubesi. 3 adet JetPos, 1 adet KobiRP Mini, 1 SS POS. Hemen bunu ekleyelim. JetPos. Evet. JetPos modülü ve ek kullanıcısını seçiyorum. Toplamda 3 adet. KobiRP Mini mobil yazılımı seçiyorum. Ve SS POS. Yazılımını seçip Bursa şubesi için gerekli olan yazılımları ilave ediyorum. Yine bu ürünleri kontrol tuşuna basarak seçiyorum. Sağ tıklayıp grup ata komutunu verdikten sonra şube 1'i seçip buraya ekliyorum. Şube 1'imizin ismi Bursa şubesiydi. Bunu da buraya yazıyorum. Diğer şubemiz Ankara şubesi. Burada da yine JetPos 4 adet Ankara şubesi için eklediğimiz ürünleri de kontrol tuşuna basarak seçip burada sağ tıklayıp seçilenlere grup ata deyip şube 2'yi seçiyoruz ve şube 2'nin karşısına Ankara olarak yazıyoruz. Diğer şubemiz İzmir. Yine burada da ürünlerimizi ekliyoruz. Evet, yine seçilenlere 3. şube teklif grubuna ekleyip karşısına 3. şubemizin ismini İzmir olarak yazıyoruz. Son şube için adet JetPos bir adet KobiRP Mini
Yabancı ve SYS Spor. Ekleyip yine kontrol tuşuyla satırları seçip seçilenlere grup atadığım şube 4'ü seçip karşısına da teknik grup adı için Eskişehir yazıyoruz. Ek notlarımızı şablondan ilave edip kaydet butonuna basıp kullanıcı tanımlı raporlardan şubeli resimli teklifi seçip yazdır butonuna basıyoruz. Gördüğümüz gibi İstanbul Merkez'in teklifteki maliyeti, Bursa'nın, Ankara'nın, İzmir'in ve Eskişehir'in maliyetleri teklifte ayrı ayrı belirtilmiş. Bunu biraz daha büyütürsek, bakın İstanbul toplam rakam, Bursa toplam rakam, Ankara toplam rakam, İzmir toplam ve Eskişehir toplam rakamları, yani her şubenin ayrı ayrı maliyetleri teklifte belirtilmiş ve son toplam rakam, ek notlar. Bu şekilde teklifimiz şube maliyeti olarak hazırlanmıştır.